İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Herkes duysun programından selam ve sevgiler herkese. Ben Aylin Tekir, gazeteci yazar Mesut Demir ve Mehmet Ali Ekmekçi ile birlikte yeni bir canlı yayında daha sizlerle birlikteyiz. Bu kez canlı yayındayız ancak farklı bir atmosferdeyiz. AK Parti Bursa İl Başkanlığından yayınımız gerçekleşiyor. Konuğumuzsa AK Parti Bursa İl Başkanı Sayın Davut Gürkan bizimle birlikte. Kendisiyle hem yaklaşan yerel seçimleri hem Bursa'yı konuşacağız. Merhaba diyelim hemen. E, Sayın Gülkan, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim, siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür Bekleyin. ediyorum. Bizler de e, çok gayet güzel, hoş karşılandık, hoş bulduk. E, evet, konumuz e, siyaset tabii ki. Merak ettiğimiz çok fazla konu başlığı var. E, ancak öncesinde, e, bugün 11 Ekim, Dünya Kız Çocukları Günü. Ben e, öncelikle savaşların olmadığı, çocuklarımızın çok sevildiği, çok mutlu olduğu bir... E, ömür olsun istiyorum ve herkesin elinden geldiğince e, savaşa dur demesini özellikle bu son zamanlardaki Gazze'deki e, ateşkesin başlamasından itibaren e, oradaki yaşananlara e, vicdanımız rahat durmuyor gerçekten çok üzgünüz. Sizin de söyleyecek e, birkaç cümleniz vardır bu konuyla ilişkin. Hem e, bu konuyla başlayalım sonrasında diğer sorularımız gelecek Sayın Başkanım. Ben de sizin başladığınız yerden başlayayım. Ee, özellikle tabii ki Dünya Kız Çocukları günü kutlu olmasını istiyorum. Ee, cani gönülden diliyoruz. İki kız çocuğu babası olarak bu taraftan. Allah ee, herkesin e, çocuklarına Rabbim uzun ömürler ihsan eylesin inşallah. Tabii böyle güzel bir günde aslında işte savaşı konuşmak bizleri çok üzüyor. Ve maalesef e, bu savaş gibi kötü şeylerin Artık bu çağda olmasından dolayı son derece muzdaribiz. Özellikle bunun sivillerin bu işin içerisine çekilmesi ve uluslararası manada örgütsel bir çete hareketinin olmasını son derece kınlıyoruz. Bu asla arzu etmediğimiz bir şey ve o kadar sivilin öldüğünü, masum insanların bombalandığını görünce bunun ne bir e, toprak kavgası ne bir dini, ideolojik bir şeyin arkasına sığınılması asla uygun bir şey değil. Hele hele orantısız güç kullanımı dediğimiz hususların gündeme geliyor olması ve masum insanların işte susuz, elektriksiz, temel gıda maddelerinden uzaklaştıracak kadar, sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasının engellenecek kadar vahşice bir tutumun içerisinde olmasını son derece esefle kınıyoruz. Ve dünyanın buna sessiz kalmamasını arzu ediyoruz. Evet. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız da bu konuyla alakalı hem Birleşmiş Milletler nezdinde hem de bu konuda özellikle örgüt gibi hareket eden devletler nezdinde birçok çalışmalara başladı. Barış mesajları olarak onlara tebrikatlarda bulundu. İnşallah Cumhurbaşkanımızın bu güzel temennilerine dikkate alırlar. Evet. Ve önümüzdeki sürecin masum insanların katledilmediği, birçok insanların huzur içerisinde yaşayabileceği bir dünya için çalışmalar yerine getirilir diye arzu ediyoruz. Evet inşallah. E, siyasete ilişkin evet yavaş yavaş yerel seçime e, sayılı günler kalmaya başladı yaklaşık bir 6 aylık bir süreç var. Evet. E, tabii ki siyasi partilerin de çalışmaları var bu anlamda İzleyecekleri yol haritası var. E, sizlerin de geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Kurulu gerçekleşti ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu anlamda yeniden AK Parti Genel Başkanı olarak seçildi. E, biraz Kurultayı bize değerlendirmenizi isteyebilir miyim sizden neler söyleyeceksiniz o güne ilişkin at? Tabii ki şöyle büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Hakikaten oradaki atmosfere, ambiyansı gördüğünüz zaman bütün teşkilat ondan moral ve motivasyon buluyor. İçeride belki 12-13 bin kişi vardı ama dışarıda 100 binlere aşan bir teşkilat mensubu arkadaşımız vardı. O da bizim aslında teşkilatımızın ne kadar dinamik ve Cumhurbaşkanımızın ne kadar yanında olduğunu ve ona karşı olan sevgilerini, saygılarını ifade etmek için yüzlerce kilometre yoldan gelerek orada o kurultaydı. Cumhurbaşkanımıza destek vermelerine şahit olmuş olduk. Güzel bir şenlik havasında geçti aslında. Hani birilerinin sandalyeleri masada uçuştuğu kurultaylar değil de gerçekten güzel böyle atmosfer içerisinde, kardeşlik ölçüleri içerisinde ve birbirimize bayrak yarışı içerisindeki bir anlayışla biz o kurultayı ...yerine getirmiş olduk. Dördüncü olağanüstü bizim büyük kurultayımızdı. Bu büyük kongreden sonra da biliyorsunuz Bursa'dan da üç tane ismimiz vardı. Birincisi zaten genel başkan vekilimiz Efkan Ala Bakanımız vardı. Öncesinde e, ikinci başkan vekilimizi şu an birinci başkan vekili olarak... ...göreve devam ediyor oldu. Ardından da önceki dönem vekillerimizden Önder Matlı vekilimiz MKYK üyesi olarak... ...ve disiplin üyesi olarak da... ...Büşra Koyuncu hanımefendi. Bizim daha önceden... ...vefat eden yeni milletvekilimiz... ...Ali Koyuncu vekilimizin... ...kendi kızlarıydı. Ve bu üç isimle... ...bizim MKYK'da teslim... ...yani temsil ediliyor olmamız... ...Bursa açısından da güzel bir... E, ...temsiliyet olduğunu... ...söyleyebiliriz. İnşallah bu önümüzdeki... ...süreçte... ...MKYK'nın oluşması ve MYK'nın oluşması da... ...çok güzel oldu. Ve bizim teşkilat açısından belki teşkilatın dışarısında olanlar bunu hissedemeyebilir ama biz teşkilat açısından bir hem kurumsal hafızayı muhafaza etme hem de dinamizm katma açısından çok güzel bir atamalar yerine gelmiş oldu. İnşallah bu önümüzdeki yerel seçim süreçlerinde çok daha motive olmuş bir şekilde bu kurultay vesilesiyle başlamış olacağız. Peki, sıradaki sorumuz size Mesut Demir'den gelecek. Evet. Buyurun. Öncelikle Sayın Başkan bizi konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Her ne kadar herkes duysun programımıza sizlere almış olumsak da AK Parti Bursa İl <laughs> bu yeni gerçekleştiriyoruz. Bu yönden teşekkür ediyoruz sizlere. Evet MKYK'ya 3 isim geldi. Daha önceki MKYK'lara baktığımızda hep Bursa'dan 2 isim vardı. Bir Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın Bursa'ya özel bir ilgisi de var. Bu bir mesaj mıydı? Bunu nasıl yorumluyoruz? Bir oradan girmek istiyorum. Bir de Yerel seçim süreciyle birlikte belediye başkan adaylığıyla ilgili Kasım ayında sanırım bir süreç başlayacak. Burada size göre bir belediye başkanı kim olmalı, kriterler ne olmalı? Yine AK Parti genel seçimlerde %60 oranında milletvekilliği değişimi gerçekleştirdi. Bu değişim Bursa'da bu oranlar ya da bir üstü oranlar mı olacak? Nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi Cumhurbaşkanımız özellikle bu değişim dinamizmini çok güzel yerine getiriyor. Bizde değişmeyen tek şey var o da değişim. Evet. Yani sonuçta mutlaka bir değişim öngörüyoruz. Evet. Ee, MKYK ile alakalı orantısal şeylerden ziyade Cumhurbaşkanımızın bu konudaki sadece bazı illerimizin mesela hiç MKYK'da üyesi yok. MKYK'da farklı bir tarzı var sen Cumhurbaşkanımızın dışarıdan da farkındaysanız si siyasetin içerisinde hiç görev almamış olan hocalarımız, büyüklerimiz var. Kamuoyunda bilinen, tanınan isimler var. Orada biraz daha farklı bir temsiliyetlere önem veriyor Cumhurbaşkanımız. Oraya katkı koyabilecek, partinin vizyonunu biraz daha farklı bir şekilde üst yukarılara doğru taşıyabilecek olan bir misyon sergilemiş oluyor. Evet. O doğrultuda gidiyor. Hani illere göre bir temsiliyet noktası üzerinden ziyade Oradaki nitelik ve nicelik üzerinde durmak gerekir diye düşünüyorum. Evet. Ama Cumhurbaşkanımız az önce sizin dediğiniz gibi vekilliklerde %65'ten fazla bir değişim yaptı. Evet. MKYK'da da %60'tan fazla değişim yaptı. Evet. Şimdi bunları kalkıp da belediye başkanlarına uyarlamak hemen evet. doğru olmayabilir. Evet. Oradaki tarzımız şu bizim aslında. Yerellerle ilgili olarak özellikle dikkat ettiğimiz şey en fazla oyu getirecek olan biz belediye başkan adayı üzerinde çalışıyoruz. Hı hı. Saha analizlerimizi yapıyoruz. Bir 2 aydan beri üzerinde zaten çalışıyoruz. Ekim ayı içerisinde çıkacak olan saha analizlerimiz var. Genel Merkez de bunları bir taraftan yapıyor. Ama dediğiniz gibi Kasım ayında biz biraz daha netleşmiş oluruz. Ama özelliğimiz şu. Bununla alakalı biz halkımızın nabzını tutarız. Hı hı. Saha analizleri teşkilattan başlayarak özellikle teşkilat içerisinden bir Havayı teneffüs etmeye çalışırız. Ardından da sahaya ineriz. Sahadaki algıyı öğrenmeye çalışırız ki ona göre bir yol haritası belirleriz. Bu belediye başkanlarımızla alakalı mutlaka değişiklikler olacaktır ama sayısal bir oran vermek doğru olmaz şu an için. Ama değişimler mutlaka olacak. Dediğimiz gibi biz halkımızın teveccühüne bakarız. Oradaki takdirine bakarız. Hizmetleri vatandaşımıza ne kadar iyi anlatabildik. Ne kadar vatandaşımızın beklemiş olduğu hizmetleri yerine getirebildik. Onları değerlendireceğiz. Ondan sonra da bir karar sürecine gireceğiz zaten. Hayırlısı evet. olsun. Olur. İnşallah hayırlısı olur bu sıralar. Diğer sorumuzda hemen yanınızda oturan çok değerli arkadaşım Mehmet Ekmekçi'den gelecek. Buyurun. Teşekkür ediyorum sevgili başkan. Bu nazik ev sahipliği için her şeyden önce. Ee, tabii e... Biraz önce siz bu oranlardan bahsederken eminim şu an bizi takip eden belediye başkanları da acaba ben mi diye düşünmüyor <laughs> değildir. İlla ki e, tabii yoğun bir tempo var. AK Parti'nin adaylık sürecindeki stratejileri aslında kimileri tarafından böyle bir ters köşe olarak da adlandırılabilir. Hiç kimsenin aklına gelmeyen sanki hani Büşra Hanım da bu isimlerden biri gibi e, Önder Bey de geçmiş dönemlerde vekillik yapsa dahi e, bu hani parti nezdinde yeniden bir görevlendirilmesi hem de A takımında yer alması bence dinamikleri değiştirdi gibi duruyor. Ee, seçim ölçeğinden devam edecek olursak e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 17 ilçe içinde e, hem Nilüfer hem Gemlik hem de Mudanya'da e, belediye başkanlıkları var. Öncelikle bu konuyla alakalı neler söylersiniz? Bunlarla ilgili nasıl bir strateji güleceksiniz? bir dönem Mudanya'nın tabii AK Parti nazarında Gemli'nin keza belediye başkanlıkları vardı. Bu o anlamdaki hem stratejinizi merak ediyorum. Bir önemli konu da Yenişehir. Malum Cumhur İttifakı'ndan dolayı Davut Bey'in Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Davut Bey'in Yenişehir belediye başkanlığı söz konusu. Bu konuyla ilgili de bir gelişme var mı? Yeniden bir ittifak ortaklığında yeni ilçeler buna dahil olabilir mi? Şöyle Cumhur İttifakı olarak son sorunuzdan başlamış olalım. Cumhur İttifakı olarak daha bir masaya oturmadık. Çünkü bundan öncesindeki strateji tamamen genel merkez düzeyinde yapılıyor. Hem Cumhur İttifakı parti liderlerimiz hem de onun kurmayları etrafında genel merkezde bir istişare ve planlama yapılır. O planlama doğrultusunda sahaya bunun biz yansımalarını göreceğiz. Şimdi dediğiniz gibi sadece şu an Cumhur İttifakı olarak bir ilçemiz var. Hı hı. Ama bunun devam edip etmemesi veya bunlara ilave olur olmaz bunların süreçlerini daha biz masaya yatırmadık. Evet. Onu söyleyeyim. Genel merkez bunun analizlerini yapıyor. O analizlere göre bize bir strateji belirlenecek. O strateji doğrultusunda biz ondan sonra Bursa özelinde bunları konuşmaya başlayacağız. Orası da gayet güzel çalışan bir belediye başkanımız. Gayet güzel hizmetleri vatandaşımızı sunmaya gayret eden bir belediye başkanımız Davut Bey'de. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte bu az önce Mesut Bey ile beraber istişare ederken konuştuğumuz şey yani biz saha analizlerini görmeden bunlarla alakalı yukarıdan da bize bir bunun talimatı gelmeden bir yorum yapmamız uygun olmaz. Bundan sonraki süreci genel merkezimizin talimatları doğrusunu yerine getirmiş olacağız. Ama Cumhur İttifakı ile çok güzel bir istişare sürecimiz var şimdiki hem Muhammed Başkanımızla beraber gerekli zaten görüşmelerimizi yapıyoruz. Sağ analizlerimizi beraber de yukarıya biz aktarma fırsatı bulmuş oluyoruz. O yönden de bizim için güzel bir avantaj oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri konusunda. Ki... Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleriyle alakalı zaten yani oradaki yaşayan vatandaşlarımız için üzülüyoruz. Hizmeti alamıyorlar. Hizmetle ilgili bir sürü sorun yaşıyorlar. Ve birçok hizmetleri aslında alabildikleri hizmetlerin birçoğunda biz büyük şehir olarak biz karşılıyoruz aslında. Çünkü biliyorsunuz bu bütün şehir yasasıyla ile alakalı yapılacak olan büyük projelerle ilgili olarak büyük şehrin bir desteği olması gerekiyor, Büyükşehir'le yapılması gerekiyor. Ama onu da görü şunu da görüyoruz ki büyük şehir olarak yapmış olduğumuz hizmetleri bile bazen bizim yaptığımız hizmetleri bile kendi tabelalarını koyup Üzerine biraz kısa yoldan hemen reklam tarafına geçmiş oluyorlar. Ona da üzülüyoruz. Gemlik tarafında, Mudanya tarafında olsun, Nülfer'de olsun hedefimiz tabii ki hepsini bir şekliyle AK Parti'nin ilçe belediyeleri olarak hizmet etmek istiyoruz vatandaşlarımıza. Bu hizmetin farkını görmelerini istiyoruz. Bunun mukayese edebilecekleri çok zaten ilçeler var. En başta biliyorsunuz Gemlik özelinde ve Mudanya özelinde baktığınız zaman Bizim dönemimizdeki hizmetler ve sonraki hizmetler dönemine baktığınızda vatandaşımız bunu çok daha mükayese ediyor. Oralarda zaten biliyorsunuz teşkilat yenilemeleri yapmıştık. Teşkilatımıza bu konuda güveniyoruz. Tabi hem belediye başkan adaylarımız hem de meclis üyelerimiz bizim oradaki çalışmalarımıza ciddi katkı koyacak. Ve vatandaşımızın hakikaten bizde olan ilgilerini alakalı yükseltecek olan, adaylarımız da burada. Onların analizlerini yapıyoruz. Onlar da bitirdikten sonra inşallah sahaya çıkmış olacağız. Hedefimiz zaten bütün oradaki belediyelerimizin de AK Parti ailesinin içerisine katıp bu alamadıkları hizmetleri çok daha fazlasıyla Büyükşehir ve merkezi hükümet desteğiyle beraber onları sunmak istiyoruz. Tabii ki takdir vatandaşlarımızın bizim derdimiz hizmetlerimizi anlatmak bu bizlerle beraber başlayacak olan birlikteliklerinin onların neler kazandırabileceklerini anlatıp sahada çalışmalarımızı ona göre yapacağız. Evet. Ee, bizlere ulaşan kulis bilgileriyle biz hani yorumlarda bulunarak bazen konuşuyoruz arkadaşlarla. Ee, tabii ki net e, güvenilir ağızdan duymak bizim için çok önemli. Diğer sorumuz da e, Mesut Demir yeniden sizden gelsin. Evet Sayın Başkan, e, ilçelerde e, ciddi bir değişim oldu aslında. Bu değişim hareketi devam etti. E, Türkiye geneli aslında e, Cumhurbaşkanı e, Sayın Erdoğan'ın da talimatıyla e, bir değişim hareketi başladı. E, Bursa'da ilçe kadroları nasıl oldu? Artık oturdu mu? E, yerel seçimlere hazır mı? Bir de Gürsü ilçesinde sanırım kulağımıza gelen tabi e, net bir bilgi değil, net bir bilgi sizden alalım. Yönetimde biraz değişiklikler oldu mu? Gürtü ilçe yönetiminde. Sadece orası değil şöyle biz 5 ilçemizi başkanlık düzeyinde bir değişikliğe gittik. Bununla beraber daha doğrusu 6 diyelim. Onunla beraber de en son bir değişiklikle beraber söylüyorum. Hı hı. Bununla beraber de iki ilçemize yönetim yenileme yetkisi vermiş olduk. Bu sadece Gürsu'da değil yani bu İznik'te de var, Yenişehir'de de var. İşte Osman Gazi, Kemal Paşa, Karacabey. Baktığınız zaman 7 ilçemiz var bunun içerisinde. Direkt en başta şey ilave etmiş olduğumuz. Biz şunu yapıyoruz. Olağanüstü Büyük Kurultay öncesinde ilçe kongreleri ve il kongrelerini yapmama kararı almıştı Cumhurbaşkanımız. O da isabetli oldu. Çünkü o kongre dönemleri çok telaşeli geçiyor. Ve sahada bunlarla alakalı biraz böyle kırgınlıklar ve kızgınlıklar artabiliyor. Onun önüne geçmek için biz biraz daha teşkilat özelinde kalmak kaydıyla bir değişikliklere gittik. Gürsu ilçe başkanımız zaten bundan 4 ay önce atamasını yapmıştık. Orada bir değişikliğe gittik. Ve oradaki başkanımızın bir adaylık süreciyle alakalı sebepten dolayı ardından da yeni ilçe başkanımız geldikten sonra da Yönetimdeki arkadaşların bazılarının işte meclis üyelikleri gibi düşünceleri olması sebebiyle oradaki yönetim sayısı azalınca yenilemeye yetkisi verdik. Bununla beraber Yenişehir'de aynı şekilde başkanı kalma, kalmasına rağmen ardından diğer ilçelerdeki en büyük ilçelerimiz biliyorsunuz Osman Gazi, Yıldırım gibi, Karacabey, Kemalpaşa gibi ilçelerimizde de komple yönetimlerini yenilemiş oluyoruz ve bu süreçte biz e, bu yerel seçimlere çok daha dinamik bir kadroyla hı hı. gitmenin derdindeyiz ve hakikaten de sahada da bu değişiklikler itibariyle biraz sahaya bir farklı bir atmosfer olduğunu görmüş olduk. O da bizim açımızdan iyi. Yerel seçimlere güzel hazırlanmak istiyoruz. O da teşkilattan başlıyor. Çünkü teşkilatımız ne kadar gayretli, ne kadar motive olmuş olursa biz sahada o kadar güzel bir enerji ve etki alacağımızı düşünüyoruz. Evet, kurultay sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da demişti, e, çalmadık kapı bırakmayacağız. Hal hatır sormadık, vatandaşımız kalmayacak demişti. Ana felsefemiz o zaten, evet, onun üzerinden gidiyoruz. E, evet, ve yani. yoğun bir tempo içerisine tabii ki girdiniz böylelikle. Diğer sorumuz da yine bana doğru bakan <laughs> sevgili arkadaşımdan gelsin, buyurun. Teşekkür ederim. E, aday adaylığı süreçlerini soracağım Sayın Başkan. Bununla ilgili bir takvim öngörüldü mü, planlamalar yapıldı mı, şimdiden size biz hazırız işte ne zaman getirelim dosyayı diyenler var mı? Biraz ona Şimdi tabii düşüncelerini açıklayanlar var hani bu konuda niyeti olan arkadaşlarımız geliyorlar ama süreç daha erken. Az önce söylediğim gibi bizim saha analizlerimiz hemen hemen yaptık ama bizim Ekim ayındaki yapacağımız çalışmalar çok daha farklı bir havada olacak. Açık uçlu sorular var. Kimleri görmek istiyorsunuz, kimleri düşünürsünüz diye. Bir de önce teşkilat tarafından başladığımız analizlerimizi bitirdik gibi sayılabilir. Ardından şimdi tabi bazı ilçeler çok daha göze batıyor. Bununla ilgili herkesin o ilçeyle alakalı bir düşüncesi varsa gelip söylüyorlar nezaket içerisinde. Biz de diyoruz önümüzü bir görelim, bir bakalım. Aday isimleri belirlenmeye başlamış olsun ama asıl süreç biliyorsunuz resmi yüksek seçim kurulunun resmi istifa süreçlerine başlatıp ona göre gibi tarih belirledikten Ondan sonra oluyor ama gelişen gördüğümüz tabloyu söyleyeyim size. Kasım ayı sonu itibariyle büyük ihtimalle büyük şehirlerin adayları açıklanmış olur zaten. Belki de ona bile kalmayabiliriz. Kasım sonu. Kasım sonunu bulmayabiliriz hmm. yani. Hmm. Geçen bir önceki seçim üzerinden gittiğimizde hmm. bazı yerlerde çünkü muhalefeti görüyoruz. Biraz daha böyle ateşli kendi aralarında o problemleri bir an önce hani problem var da o problemi nasıl hafifletebiliriz diye düşünceleri içerisinde bazı büyük illerimizi falan açıklamaya başladılar biliyorsunuz. O kendi aralarında bir panik havaları var. O paniği biraz yatıştırmak istiyorlar. Bizim öyle bir paniğimiz yok çok şükür. Rahatız. Ve birçok yerde de buradaki şu anki milletvekili adaylık sürecinde de olduğumuz gibi hakikaten en yakın ana muhalefetin bile 3,5 4 katı bir aday adaylığı müracaatı ile alakalı talepler gelmişti. Biz bu süreçte bile birçok belediye başkanı adaylıklarında bile hani örnek verecek olsak geçtiğimiz dönemde Büyük Orhan ilçemizde bile 16 tane belediye başkan adayımız vardı. Yani siz de düşünüyorsanız ona göre siz de bir tarafları düşünelim, Yavaş <laughs> evet, <umidelim. ne> yavaş <laughs> ya, ya, Bu program sonrasında bunu <laughs> <Biz> konuşabiliriz. <laughs> yani Her Herkes memleketiyle alakalı olan diyalogları. Bir ilçe varsa hayırlı olsun diyebiliriz. <laughs> <laughs> Sizin düşündüğünüz varsa onun üzerinden gidebiliriz Bilirim. yani. Onun için bir analiz yapabiliriz Sarmaş beraber. Gibi ya, ben 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 zaten öyle oluyor bu işler. Çünkü ama bakmak lazım. Sahayı iyi okumak lazım. İlle e, o yöreden olmanız bir şeyleri ifade etmiyor bazen. O yörenin insanı tarafından da benimsenmeniz gerekiyor. Bilinmeniz gerekiyor. Oradaki insanlar sizin isminizi duyduğu zaman ya hakikaten bizim ilçemize, bizim bölgemize değer katar diye düşünmesi lazım. Sizin de o avranızın ona hitap ediyor olması lazım. Bunları üst üste getirdiğimiz zaman ona göre biz hani milletvekili veya o dönemde de olduğu gibi demeyelim de bu dönemde mesela belediye başkanlarıyla alakalı e, çok gaza getirmemek lazım arkadaşlar. Realist olmak lazım. Biraz akılcı bir siyasi aritmetik içerisinde. Çünkü bu hepsi bir siyasi aritmetiği içerir. Bir oy potansiyeliniz vardır. Muhalefetin bir oradaki ne yapacağını bilmeniz lazım. Ona göre bir argüman geliştirmeniz lazım. Dolayısıyla da biz siyasi etik kuralları içerisinde adaylarımızı belirleyip e, ama e, gördüğüm şu ki son dönemde gelen müracaatlar baya bir talep artışı olacağı gibi gözüküyor. Evet. Yani onun için size de açık kapı bıraktım. <laughs> Bayan <laughs> enflasyonist bir <gülüyor> 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 durum tabii, ortaya çıktı. Şöyle, Adalet, oldu. E, tabii ki talebi, rekabet güzeldir. Hele <laughs> siyasi rekabet çok daha farklı bir şey biliyorsunuz. <laughs> Bu hizmet için bir rekabet. Bizdeki Rekabetler biliyorsunuz tatlı bir rekabet oluyor. Biz re, yani orada rakip olarak değil refik olarak görüyoruz arkadaşlarımızın hepsini. Bizim bayrak yarışı dediğimiz şeyde biri bayrağı alıp bırakıp öbürü devam etmez. Siz bayrağı verdiğiniz zaman bize bir teslim ediyorsanız eğer görevinizi. Sizin benimle beraber koşuyor, benimle beraber bana destek olmanız lazım ki bu teşkilat yapılanmalarında da bunu çok hissedersiniz. Yani bizle beraber başkan adayı olarak giden arkadaşlarımız genelde hep yönetimlerimize birbirimize beraber yardımcı olur ve ona göre hareket ederiz. Bu sürecin de öyle bir süreç içerisinde gelişmesi için biz elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Aslında Bursa'da aday değerlendirmesinde önemli bir değişim olacak mı? Gerçekten çok merak ediyoruz. Bu soruyla, bir beklenti. %60, yüzde %70'in üzerinde bir beklenti, ben bekliyorum şahsen kulüplere göre. <laughs> Tabii yani şöyle herkesin değerlendirilmesi evet. farklı ama biz sahada asıl değerlendirmeyi vatandaşımız yapacak. Evet. Biz bütün yereldeki vatandaşlarımızın fikirlerini alıyoruz. Birçok anket çalışmaları yapıyoruz. O anketlerle gaza gelenler olabilir, biz evet. onlara bakmıyoruz. Evet. Bir sahanın gerçek analizine ihtiyacımız var. Evet. Önce dediğim gibi teşkilatlardan başlarız ve onun üzerinden görürüz. Bu belki yüzde %60 olmazdı. %80 olur ona yani evet. ne Onun kararını vatandaşımız evet. bekleyecek ama değişim olacaktır bizde. Mutlaka evet. bazı yerlerde değişime gitmek zorundayız. Çünkü biz kendini her geçen gün yenileyen bir partiyiz. Bunda olmak zorundayız. Duramayız yani. 20 yıllık süreçte zaten Sayın Başkan bu değişimle ayakta duran bir AK Parti görüyoruz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuda gerçekten de değişimi iyi analiz edip iyi uygulayan bir lider. Baktığımızda işte görevden alınan ya da kenara atılmış gibi görünen kişiler belli bir yıl sonra tekrar görev verilebiliyor. Bu sürekli sirkülasyon oluyor. Şimdi kulislere baktığımızda kulislerden çok bilgiler geliyor. Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı ile ilgili birçok isim var. Ama sizin isminiz de orada çok anılıyor. Ön, ön, planda anılıyor. Bir onunla ilgili nasıl yorumluyorsunuz? Yani çok çok büyük Mesela, destek Tehlikeli <laughs> sulara Yani milletin bir en fazla şey o. Evet. Şöyle ben il başkanıyım sonuçta. Evet. Biliyorsunuz milletvekilliği döneminde de bu tür yakıştırmalar yapılıyor. Evet, Çünkü il başkanlığı makamı evet. olduğu zaman her tarafı siz bir şekilde kanalize etmeye çalışıyorlar. Ne şekilde konuşalım ki? E, şey Bunu daha öncesinden de da söyledim. Evet, bizim kulislerde. güzel çalışan bir Büyükşehir evet. Belediye Başkanımız var. Evet. Biz görevimizin başındayız. Evet. işimize bakıyoruz. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey hı hı. Büyükşehir Belediye Başkanımıza sahip çıkıp onun hizmetlerine destek olmaktır. Biz teşkilat kardeşlik hukuku içerisinde çalışıyoruz. Evet. Ve o doğrultuda gidiyoruz. Asla, ben de Büyükşehir Belediye başkanıma laf söylettirmem. Evet. onun hizmetleriyle alakalı takdir noktasında en büyük yapmamız gereken şey ona destek olmaktır. Evet. Onun yanında olmaktır. Ve gayet de güzel son dönemde görüyorsunuz bütün projeleri bir bir açıklayarak 5 birlikte... yılın bu projeleriyle alakalı hakikaten güzel şeyler yapıldı Bursa'da. Hı hı. ve Bundan sonra daha da güzel şeyler yapılacaktır. ve İnşallah önümüzdeki süreçte bunu göreceğiz ama bu tür kulisleri yapanlar yanlış. İşte onu da açıklayalım ki yanlış bilgi olduğunu, bir bilgi olduğunu. i̇nsanlar ya inanıyor. Yanlış sayın bir başkan. bilgi. Öyle bir bu bilgilere asla. inanıyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. Her yani zaman kendi diyorum. kendinize dosya verdiniz mi sayın başkan? <gülüyor> 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 O bizim adımıza dosya verenler var ya onun için işte. Yani <laughs> Peki <Evet. gülüyor> Bazen şöyle yaparlar. Birileri sizi siyasette böyledir. Bazı evet. olmayacak isimleri çıkartırlar kendi yolları açılsın diye. Evet, Şimdi evet. kimsenin öyle gazına gelecek hali evet, bile. Evet. Hani siyaset evet. gazla çalışır belki ama <laughs> siyasette gazda gelmemek lazım. Evet. Biz il başkanı olarak Cumhurbaşkanımız bize teşkilatın en onursal, en önemli görevini tevdi etmiş. Evet. Biz bu sorumluluğun içerisindeyiz. Bize yapmamız gereken şey bütün ilçe başkanlarımda olduğu gibi belediye başkanlarımıza sahip çıkmaktır. Evet. Onların yapmış olduğu hizmetleri vatandaşımıza sunma noktasında onların beraber yanında hareket etmektir. Az önce dediğiniz değişim olacaktır belki ama değişim olsa bile onların hizmetleri vatandaşına bizim Sonuçta iyi anlatabilme diye. noktasında teşkilatla beraber o birlikteliği sağlamamız gerekir. Onun için ne Alnur Başkan'a laf söylettirim ne, ne de kendimize ilçe yok, belediye başkanlarım. ne de ilçe başkanlarımıza belediye başkanlarımıza evet. Görev yapan, hizmet eden başkanlarımın takdire hakkı var. Ma eskilerin dediği gibi marifet iltifata tabidir. Hı -hı. Bizim yapmamız gereken şey bu kadar güzel hizmetler yapan arkadaşlarımıza sahip çıkmaktır. Hı -hı. Onun için Ali Hı -hı. Başkanımıza laf söylettirmiyoruz. Bir yani. evet. de Kasım ayında e, Büyükşehir adayı büyük bir açıklanacak. İlçe belediye başkanı adayları ne zaman? bir takvim var O süreçte onlar da belirlenmiş olur. Çünkü öncelikle Hı -hı. Büyükşehir Belediye Başkanlarımız açıklandıktan sonra o süreç biraz daha rahat yürüyecektir. Çünkü ilçe başkanları ile alakalı zaten çalışmalar daha evveliyatından başlıyor ama evet. Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile alakalı Cumhurbaşkanımız Bizzat kendisi zaten bununla ilgili bir strateji ekibi oluşturdu. Bu strateji ekibinin başında da Efkan Ala Bakanımız var. Hem Genel Başkan Vekilimiz olması itibariyle o da bunun üzerine çalışıyor ve ekip olarak çalışıyorlar daha doğrusu. Önce 30 büyük şehirle alakalı çalışmalarımız sahaya hı. çıkacaktır. Onlar netleştikten sonra da ilçe İlçeleri. başkanlarımız belirlenmiş olur. Neydi olsun tekrar? E, Sayın Cumhurbaşkanımızın Bursa için özel bir talimatı var mı diye soracaktım hı. size ve özel bir çalışması evet. var mı diye de eklemek evet. istiyorum. E şöyle Bursa ile alakalı projeleri zaten takip ediyor hı hı. ve birçok ortamda da biz kendisine Bursa ile alakalı bilgilendirmeleri yapıyoruz ama bizden önce artık. Genel Başkan Vekilimiz olarak Efkan Bakanımız her daim yanında ve Bursa ile alakalı gerekli bilgilendirmeleri her halükarda kendisini yapıyor ve Bursa'dan memnun ve bununla alakalı en ufak bir şey bile olsa bazı konularda ikaz eder şuraya dikkat edin bunu yapın buna bakıyor musunuz falan diye e sağ olsun birçok ilde olduğu gibi ama Bursa özelinde biraz daha farklı takip ediyor AK Parti'nin en büyük şu an Büyükşehir Belediyesi Bursa dolayısıyla burası biraz daha dikkatini çekiyor ve biraz daha Özen, dikkat, gösteriyor. özen gösteriyor. onu söyleyebilirim. Hı hı. Evet. Ee, sizinle devam edelim Mehmet Ulekmekçi. Ee, şimdi aslında hem bununla ilgili hem de e, biraz gündem dışı bir konu gibi Hani yatırımlarla alakalı yüksek hızlı trenin durumunu soracağım sevgili başkan. Bursa'nın gerçekten çok özenle beklediği e, sabırsızlıkla diğer illerden görüyoruz ki çok rahat bir ulaşım. Bir an önce Demir ağlarla ilgili zaten gelinen nokta ortada. Bu projeyle ilgili son gelişmelerle şehir hastanesinde lütfen bunun içine dahil eder Bu demir ağ organizasyonu. Bir de bu seçimle alakalı tabi AK Parti'nin önemli bir dinamiği de temayül yoklamaları. Bunlar gene devam edecek. Kesinlikle. Diğer tersten başlayalım. Temayül yoklamaları olmadı. İkinciyi ikinci, ikinci ilk sorayım bundan sonra. <laughs> o da olur. Yine biri alır mı? Merak etme. <laughs> ben de. Şimdi e, burasıyla ilgili olarak e, temayüller bizim olmazsa olmazımız. Yani en son mesela bu ilçe teşkilatları ile alakalı bizim ilçe başkanlığı değişikliklerine giderken de önce teşkilatın mutlaka temayülünü yaptık. Dört kademe olarak yapıyoruz. Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları, meclis üyelerimizi bir kademe olarak yapıyoruz. Dört kademe. Bir de mahalle başkanlarımızla beraber yaptık. Ve hakikaten de bu son ilçe başkanı adamlar, atamalarında özellikle temayülde çıkan arkadaşlarım bizzat o giden 3 kişiler mutlak surette ilk 5'in içerisinde olan arkadaşlarım. Bunda hiç taviz vermedik. Yani bu bir gönül alma hareketi meselesi değil. Biz ona çok dikkat ediyoruz. O, o bizim en olmazsa olmazlarımızdan biri. Belediye başkanlıklarında olmayacak mı? Olacaktır. Milletvekilliklerinde oldu. Hı -hı. sonuçta bütün teşkilatı bir sahaya davet ettik dijital bir ortam içerisinde bilgisayar üzerinde ekranda resimlerini görerek o kullanıyor. birinci bölgede kullanıyorsa 10 tane ikinci bölgede kullanıyorsa 10 tane her ismi tıkladığında resmi karşısına görüyor kısa bir özgeçmişi geliyor ve o şekliyle hani bir isim benzerlikleri oluyor evet. karışmasın diye onu önlemek konusunda bile titiz davranmıştık ki biz bunu mutlaka yaparız Belediye Başkanı adaylık süreci açıklanmadan evvel de mutlaka biz sahada şu an anketleri yaptırıyoruz ama teşkilatımıza tekrar yönelmiş olacağız. Diğer taraftan raylı sistemle ilgili olarak bizim hızlı trenle alakalı bir çalışmalarımızı bir ara aksaklık oldu. Ama biliyorsunuz bunun en büyük etkeni her halükarda söylediğimiz bir teknik olaylar vardı. Ama yürütmeye durdurmalardır. Bunlarla ilgili ihale aşamasındaki bazı firmaların fırsatçılık yapması. İşte bu yürütmeyi durdurma kararları ile alakalı birçok şeyde gecikme yaşadık. Yani en son şehir hastanesi raylı sistem hattında bile 9 aya yakın bir zaman kaybettik. Ve bu kayıptan dolayı ister istemez fiyat artışlarımız oldu, zaman kaybımız oldu ve Emin olun bu okul döneminde servislerle ilgili bu sıkışıklık başlamadan evvel 13 Eylül tarihinde biz burayı açacağız diye söz verdik. Onda bile bir sürü sorunlar yaşadık evveliyatta. Ama sebebi ne? Yürütmeyi durdurma. Yani bir başka yerde yine Bursa'da takip eden bir yürütmeyi durdurma kararında baktığımız zaman baktık bir başka karayollarımızın çalışmasıyla alakalı ismini vermeyeyim. Merkezin bildiği bir alanla alakalı. Çünkü muhalefet bunu yine malzeme yapacaktır. Ama şunun çözülmesi lazım artık Türkiye'de. Sıf bunun mafyacılığını oluşturan, kendilerine göre bir şey yapmaya kalkan bazı mihraklar var diyeyim. Bazı müteahhit firmaları var, bazı böyle arka yollara dolananlar var. Gidip de bunu fırsatçılığa döndürmek için sıf yürütmeyi durdurma almak, ihale ile alakalı bir şeyler bulup kendilerine göre fırsatçılık yapmak isteyen insanların artık önüne geçilmesi lazım. Ve burada kaybetmiş olduğumuz zaman bir tarafa, parayla alakalı maddi kayıplar ciddi bir hal olmaya başladı. Bu bizi artık geriyor. Herhalde bundan sonra bekleriz ki bakanlıklarımız bu tür ihaleye fesat karıştıran, ihale yani yürütmeyi durdurma alan, gerçekten gereksiz yere yürütmeyi durdurma alarak bunu sıkıntıya uğratan firmaların artık ihalelere girmelerine müsaade bile edilmemesi lazım. Bunun cezalandırılması lazım. Bu cezasız kalmadan dolayı onlar bunu fırsata çevirmeye, bunun maddi menfaat içerisinde döndürmeye kalkan firmalar var. Bunun önüne geçilmesi lazım ki Türkiye'nin en büyük handikaplarından bir tanesini. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içerisinde hiçbir defa bu adamların ki dikkat ederseniz bu tür ihaleleri kazanan firmaları genelde kaybedenler ve veyahut da buna gözünü dikip de ihaleye giremeyenler bu işi kendilerince fırsatçılığa çevirmeye kalkıyorlar. Gereksiz yere yapanların bu şekilde devlete zarara uğratanların asla bir de bunların bu tür şeylerin içerisine sokulmaması lazım. Bu bize ciddi bir zaman kaybı ve para kaybına sebebiyet veriyor. Tabi muhalefetin de bunun içerisinde zaman zaman parmağı oluyor. Birçok yerde görüyorsunuz bazı projelerimizde bunu yaşıyoruz. En son şehir hastanesi raylı sistem hattında da o kadar çok çaba sarf ediyorsunuz ama bir yürütmeyi durdurma geliyor. Bir arkadan başka bir şey geliyor ve 9 ay kaybettik biz şu an bu hattı kullanabilecek haldeyken, kullanabilir halde olması gerekirken kullanamıyoruz. Sebep işte birilerinin bizim yapılan bu hizmetlerle alakalı rahatsızlıkları veya kendi arasındaki maddi hırsları diyeyim. Bu bize zarar vermeye başlıyor. Ama çok şükür biz 2022'nin Aralık ayında o zamanki Ulaştırma Bakanımız geldiğinde biz 36 ay sayacağız demiştik. 36 aydan geri sayıyoruz. Yani bununla beraber işte 2024-2025 dediğimiz süreç içerisinde bunu artık mali bir problemimiz yok. Türkiye'nin en büyük müteahhit firmalarından bir tanesi çalışıyor ve 5000 civarında bir personel çalışıyor. Binlerce iş makinesi çalışıyor. Neredeyse tünellerin %85'ten fazlası bitirilmiş oldu. Altyapı dediğimiz o sistemle alakalı ana şey aslında işte yolların döşenmesidir ki Yenişehir Havalimanı tarafına gidiyorsanız birçok yerin hem zemin geçitlerinin yapılmaları bitmiş oldu. Ardından onun alt döşemeleri artık başlanıyor. Ki bir sene evvel de burada yine Ulaştırma Bakanımız geldiğinde rayları Bursa'daki özellikle geçit bölgesindeki alana gelmiş gelmişti ve onları da bizatihi müşahede etmiştik. Ne mali ne maddi yönden hem de gelen malzeme açısından bir sıkıntımız yok. Sadece binlerce işçinin yapabileceği bir kapasitenin ötesinde de bir şey beklemek hayalcilik olur. İnşallah biz bunu en kısa zaman içerisinde geçireceğiz. Ve belki de bizim bir önceki projelerde mahcup olduğumuz hususlardan bir tanesi hızlı tren sistemimizdir. Biz bu süreçte vermiş olduğumuz en son tarihten itibaren artık yürüyor. Biz 2025'in başlangıç aşamalarında da bunların testleri bitmiş olacak Allah'ın izniyle ve kullanıma da başlamış olacağız. Biz de bununla alakalı mahcubiyetimizden kurtulmuş olacağız diyeyim. Evet Bursa'mıza daha da güzellik katılmış olacak inşallah hızlı trenin hayata geçmesiyle birlikte Sayın Başkanım. Evet. Mesut Demir devam edelim sizinle. Evet yerel seçimlerin önemli bir unsuru da muhtarlar. Muhtarları da seçeceğiz yerel seçimlerde ve mahallelerde ciddi bir muhtar adayı e, enflasyonu yaşanıyor. E, ama şu dikkatimizi çekiyor. İşte AK Parti'nin muhtar adayı, CHP'nin muhtar adayı, İYİ Parti'nin muhtar adayı şeklinde afişleri de görüyoruz. E, buna nasıl bakıyorsunuz e, Sayın Başkan? Bu yanlış bir şey. Çünkü evet. niye diyeceksiniz? Muhtar devletimizin bizim e, mahallelerdeki temsil noktasıdır. Hı hı. Bunların kendilerini siyasete angaja ederek bir şeyler yapması veya bir logo altında zaten giremezler, logo yani. paylaşamazlar, bizzat kendilerinin biyografilerini kullanabilirler, herhangi bir siyaseti temsil eden veya siyasi bir ifade olan şeyleri kullanamıyorlar ama işte biz şu kişilerde bir destek almaya çalışıyorlar belki ama yani. işte İyi Parti arkamızda veya Cumhuriyet Halk Partisi arkamızda AK Parti yani. arkamızda bunlar yanlış şeyler, hı hı. Vatandaşlarımıza eşit ölçüde yaklaşarak ve onlara ne tür bu konularda kendileriyle alakalı hizmet noktasında destek vereceklerini belirterek sahaya çıkmalar lazım. Ve evet. e, vatandaşlarımızın takdiri bu tür şeylere tevessül etmeden biliyorsunuz bu seçimlerde bizim en büyük şeylerle de ikamet değişiklikleridir. Evet. Çok şükür onlar da 1 Ekim tarihi itibariyle bitmiş oldu. Ha, evet. Artık herkesin oy kullanacağı yerler yerli yerinde. O birçok bir illerde göçü tetikleyen hususlardan bir tanesi Muhtarlık seçimleri oluyor. Evet. Birçok kimse kendi yerel memleketine gidip oralarda oy seçimi, seçim. oyla alakalı işlerin içerisine giriyorlar ama o süreç bitti. Bizim muhtarlara tavsiyemiz evet. bu konuda siyasete angaja olmadan kendilerini temsil edebilecekleri bir nezaket içerisinde bu seçimlere hazırlanmalarını arzu ediyoruz. İnşallah da öyle olur. İnşallah. Hayırlısı olsun. E, merak ettiğimiz bir konu var başkanım. Ekonomide e, yerel seçim öncesi vatandaşlarınızla müjdeli haberleriniz olacak mı AK Parti olarak? Şimdi şöyle zaten biliyorsunuz bu yeni dönemde Hazine ve Maliye Bakanımız rasyonel politikalar izliyoruz ve rasyonel politikaları uygulayacağız diye söylemler olarak ifade etmişlerdi. Cumhurbaşkanımız da buna destek veriyor. Boş vaat eden politikalar değil, biraz daha kemer sıkma politikası dediğimiz ki bunun bu dönemde çok ciddi manada ihtiyacımız var. Pandemiden sonra bütün dünyanın etkilendiği gibi biz de çok fazlasıyla etkilenen ülkelerden bir tanesiyiz. Tabi diğer ülkelerde olmayan bir şey var. Hangi ülkede olursa olsun etkilenmemesi mümkün olmayan bir deprem evet. vakası yaşadık. Bu deprem aslında bütün hepimizi derinden sar sarsması gereken bir hususken devlet bunu en minimal bir şekliyle sadece o yöredeki vatandaşlarımızı etkilenmiş şekliyle orada tutarak bir politika izliyoruz. Bunun yansıması şu. Yani bu kadar büyük bir deprem maliyet yükünü mutlak surette hepimizin bizati derinden hissetmesi lazım. Şimdi hissediyoruz ama yine de bu dönemde işte EYT olsun, diğer emeklilere zamlarla ilgili olsun, asgari ücret zamları olsun. Memur zamları olsun bunların hiçbirinden geri durmadık Ve Cumhurbaşkanımız da biliyorsunuz işte bu ay itibariyle de emeklerle alakalı bir Ödeme sözü vermişti ardından da Yılbaşından itibaren zam oranlarını uygulanacak olan zam oranlarını açıklayacaklar Ama biz şunu da görüyoruz sahada Bu enflasyonu bir şekilde bizim kontrol altına almamız gerekiyor Enflasyonun kontrol altına alınması da öyle kolay bir şey değil Çünkü siz hem rasyonel politika izleyeceksiniz. Bu rasyonel politikayla beraber bir bununla yansıyan sahaya bir kemer sıkma politikası dediğimiz biraz daha bu politikalarınızda vatandaşın durağan hale gelmesi lazım. Taleplerin çok fazla olduğu bir dönemde enflasyonu sizin kontrol altına alabilme imkanınız yoktur. Ki bunu piyasadan hissediyorsunuz. Konut satışlarıyla alakalı ciddi bir Nasıl diyeyim? Saman alevi gibi parlayan bir talep vardı. Arkasından otomotiv sektörü ile alakalı evet. ve bir anda ne ikmesi bu ay itibariyle otomotiv piyasasında işte kampanyalar, indirimler başla başladı. Bu aslında beklenen önümüzdeki süreçte gelişmesi gereken bir durum olarak ortaya çıkıyor. O talep daralması biraz olmadan yani o talep daralması gerçekleşmeden enflasyonun düşmesi de biraz zor önümüzdeki süreçte bunu görmüş olacağız. Ama asıl yapılması gereken şey biz vatandaş olarak da asli ihtiyaçlarımızı belirleyerek gereksiz taleplerden ziyade bizim yapmamız gereken şey bu önümüzdeki süreçte bu rasyonel politika çerçevesi içerisinde hem yatırımlarımıza ki Cumhurbaşkanımız da bu konuda şuna dikkat ediyor. Başlanmamış yatırımlarla alakalı bize yük getirecek şeyleri biraz daha frene bastırıyor ama başlamış ve belirli bir seviyeye gelmiş olan yatırımları da asla durdurtturmuyor. O yatırımları da önceleyerek onları bitirmenin derdine düşüyoruz. Bir farkındaysanız da yerel belediyelerimizle alakalı bu kadar hayat pahalılığına rağmen Bursa özelinde söyleyelim. Evet. Bursa büyük şehir olarak mesela neredeyse Türkiye'nin en ucuz suyunu vatandaşına hizmet olarak sunan en ucuz büyük şehirler arasında ulaşımını sunan bir belediye olarak biz de vatandaşımıza destek vermeye gayret ediyoruz. Bizim yapmamız gereken şey bu dönemde biraz daha dikkatli ve temkinli olmak ve bu süreci biraz daha duran halde izlemek zorundayız. Çünkü yatırımcımızın, sanayicimizin yatırımlarından vazgeçmemesi lazım. Onlar yatırımlardan vazgeçmeden istihdamı arttırarak hem bizim ekonomimizi canlandıracaklar hem de ülkemizin ekonomisine katkıda bulunarak bu ülke, ülkemizin bizim gelişmişlik seviyesi ve ileriye yönelik bakışlarımızı düzeltmiş olacaklar. Bizim yapmamız gereken şey devletimizin bu uygulamış olduğu ekonomi politikaları içerisinde kalıp ona göre ölçülü hareket etmek. Evet. Mehmet Ali Ekmekçi, e, var mı aklınıza gelen son e, sorularınızı alalım ya. Her sorusunu aslında <laughs> bir siyasi söylemle de belki değerlendirmek lazım. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı grup toplantısında bir ittifakı genişletme çağrısı yaptı aslında. Ve bu konuyla ilgili İyi Parti Meral Hanım ittifakı boş 81'de kendi illerin kendi adaylarınızla çıkalım. Hadi hep beraber yarışalım gibi bir söylem geliştirdi. Bunu nasıl yorumlamak İYİ Parti çıkış arıyor diye düşünebiliriz. O kendi işlerinde bir kavgaları var. Daha doğrusu paylaşamadıkları bir şeyler var. Özellikle ana muhalefetle beraber kendilerine bir barış eli uzatıldığı zaman böyle çok büyük bir özgüven patlamasıyla bir şeyleri söylüyorlar ama enteresan olan bir şey var. Bu söylediklerinin vatandaş tarafından, vatandaşımız tarafından hiçbir karşılığı olmuyor. Aslında bunu sorgulamaları lazım. Şimdi biz her tarafta kendimiz gideceğiz, kendi adayımıza gideceğiz diyorlar. Fakat vatandaşa sorduğumuz zaman kiminle konuşsak buna inandırıcı bulmuyorlar. Bu daha önceden masaya dönme hareketi var ya aslında onların siyasetle alakalı olan birçok güvenilirliklerini ve itibarını zedelemiş oldu. Bunu biraz sorgulamaları lazım. Onlar söylediklerinden ziyade biz onların söylemediklerini dikkate almaya başlıyoruz artık. Öyle bir pozisyona düşürdüler. Biz önümüzdeki çalışmalarımıza bakacağız. Biz cumhur ittifakı olarak güzel bir çalışma ve diyalog içerisinde gidiyoruz. Ve çalışmalarımızı beraber yürütüyoruz. E tabii ki bizim de bu süreç içerisinde bunların kalkıp da bu tür birlikteliklere sıcak bakıyorlarsa bize bakarız ama bizim derdimiz şu. Biz vatandaşımızın buradaki temayüllerine çok dikkat ederiz, beklentilerine çok dikkat ederiz ve ona göre hareket ederiz. Onların öyle bir derdi yok. Onlar kendi kafalarından bir proje çiziyorlar kendi kurmaylarına hatta kendi ana kurmayları bile haberi yok, ee, diğer ittifak içerisinde oldukları siyasi partilerinde haberi yok. Bir şekilde bir iki kişi konuşuyorlar ve onu politik olarak açıklıyorlar. Sonra da yalnız kalıyorlar. Üzülüyoruz. Biz onları çok dikkate almıyoruz Mehmet Ali Bey. Yani sonuçta ileriye doğru geçen zamanlarda göreceğiz ki bu dediklerin birçoğunu tutturamayacaklar. Dikkate alınacak şeyler değil, onu söyleyeyim. Sayın Gürkan, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ve aynı zamanda misafirperverliğiniz için de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biz de zaman ayırdınız çünkü yoğunsunuz, biliyoruz. Ee, i̇nşallah bir başka canlı yayında yeniden görüşmek üzere diyorum başkanım. Ben teşekkür ediyorum, bilemiyorum ama Mesut Bey istediği kulis cevaplarını alabildim. Mehmet Ali Bey aday yapmaya <laughs> çalışıyoruz ama bakalım nereden aday olacak bu gidişte. Programdan sonra herhalde ilçeyi. Evet. Burada söylemediniz zaten program sonrası söyleyeceksiniz. Program sonrası <laughs> yaparız. <de gülüyor> teşekkür ederim. Evet. Yeniden teşekkürler başkanım. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Tamam. Sağ olun. Tamam. Evet sevgili izleyiciler bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Bu hafta AK Parti Bursa İl Başkanlığı'ndan canlı yayınımızı gerçekleştirdik. Çok sevgili AK Parti Bursa İl Başkanı Sayın Davut Gürkan'la birlikte haftaya yeni bir canlı yayınla yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.